Wharton tümörü tüm tümörler içerisinde burada ikinci sırada gelir. Zaten buradaki W kelimesi bize birazdan göreceksiniz hep 2'yi çağrıştıracak. İki tane V yan yana olduğu için hep bizi 2'yi düşündürtecek arkadaşlar. Hep 2 2 olacak. Bunu cebimize öncelikle bir koyalım. Wharton tümörü sadece parotis bezinde yerleşir. Tükürük bezleri içerisinde sadece parotiste yerleşir. Tıpkı yarın medulloblastomu sadece cerebellumda yerleşir diyeceğimiz gibi. Buradan şöyle bir soru gelebilir. Der ki 45 yaşında hastanın submandibüler tükürük bezinde bir neoplazi tespit edilmiştir ve biyopsi yapılmıştır. Biyopsi raporunda aşağıdaki tümörlerden hangisinin yazması en az olasıdır? Cevap kesinlikle Wharton. Çünkü Wharton sadece parotiste yerleşir, tükürük bezleri içerisinde. Buna dikkat edelim. Daha ileri yaş erkeklerde görülür. Sigaranın risk faktörü olduğu tükürük bezi tümörüdür. Yani 60 yaşında sigara içen erkek işte kahvenin emekli olmuş dayımız, amcamız. Onu hayal edelim. Ve W dal aklımızda kalsın. Yine 2'yi düşündürüyordu. İkinci en sık tükürük bezi tümörü ve iki taraflı gelme ihtimali en yüksek tükürük bezi tümörüdür. Bilateral ve multifokal gelme ihtimali en yüksektir. İhtimali diyorum. Bu %10 çünkü çoğunlukla Wharton'de tek odak ve tek taraflıdır. O yüzden bilateral ve multifokal olma ihtimali en yüksek diyorum. Yine W'dan bu bilateralite oranının yüksek olması bizim için ipucudur. Wharton tümörü arkadaşlar servikal lenf bezlerinde primer epitelyal tümör olarak ortaya çıkabilir. Yani esasında bu bir epitel tümörüdür. Primer epitelyal bir tümördür. Bunu sorular göstereceğim beklediğim soruydu. Wharton tümörünün servikal lenf bezlerinde primer epitel tümör olarak bu bölgede ortaya çıkması metastaz kabul edilmez. Niye? Metastaz nedir? Tanım olarak bir tümörün yabancı bir dokuya gitmesidir. Doğru mu? Ama Wharton tümörü lenfoid dokuya yabancı değil ki buraya gitmesi metastaz kabul edilsin. Çünkü içerisinde lenfoid dokuda vardır. Bakın burada görüyorsunuz. Sorusu da çıktı zaten göstereceğim. Bakın germinal merkez aktivasyonu gösteren lenfoid dokuda vardır. O yüzden bu tümör lenfoid dokuya yabancı olmadığı için buradaki lenf bezlerinde ortaya çıkması metastaz kabul edilmez. İçerisinde yine W'dan aklımızda kalsın. Çift sıralı epitel hücreleri vardır. Bakın bunu da sorular göstereceğim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalın duvar görüyorsunuz. Çift sıralı epitelyal hücreler artı lenfoid doku içermektedir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir soru geldi. Benim en beğendiğim sorulardan bir tanesi. TUS tarihinde 87'den bu yana yapılıyor. 36 yıllık TUS tarihinde benim en beğendiğim sorulardan bir tanesidir bu. Çünkü tam beklediğim ve en güzel özetlerini sormuşlar. 63 yaşında erkek hastaya sol parotis bezindeki kitle nedeniyle parsiyel parotidektomi yapılıyor. Histopatolojik incelemede germinal merkez aktivasyonu gösteren lenfoid doku ile bu dokuyu çevreleyen bir kısmı onkolojik özellikte çift sıralı epitelyal hücreler izleniyor. Görüntü aşağıda verilmiştir. Görüntüyü vermesine gerek var mı? Yok. Niye? Zaten görmemiz gerekeni burada bize söylemiş. Demiş ki germinal merkez aktivasyonu gösteren lenfoid doku artı çift sıralı epitel. Bakın kalın bir duvar. 1, 2, 1, 2 artı lenfoid doku. Bakın germinal merkez aktivasyonu da var. Görüyorsunuz yuvarlak lezyonları arkadaşlar. Bize Wharton'i tarif ediyor. Wharton lenfoid dokudan zengin. Hatta bu açıdan diğer ismi papiller kist adenoma lenfomatozum. Wharton tümörünün diğer ismi papiller kist adenoma lenfomatozumdur arkadaşlar. Bu tümörün en olası tanısı nedir dememiş. Bu tümörle ilgili hangisi doğrudur demiş. En sık görülen tükürük bezi tümörüdür. Yanlış. Cevap pleomorfik adenom. Sjögren hasta ilişkidir. Yanlış. Bizi kandırmak istiyor. Sjögren'in evet tükürük bezlerinde lenfoma yaptığını biliyoruz ama epitelyal bir tümör yapmıyor. Non-Hodgkin marjinal zon B hücreli lenfoma yapar. Pato 1'de anlattım. Tanı anında genellikle servikal lenf nodu metastazları mevcuttur. Yine bakın güzel bir yanıltmacalı nokta. Servikal lenf bezlerinde sıklıkla görülür ama bu metastaz kabul edilmez. Çünkü bu tümör lenfoid dokuya yabancı değil ki metastaz kabul edilsin. Yanlış. Tümörün neoplastik bileşeni epitelyal hücrelerdir. Doğru. Tam beklediğim soruyu da hep büyük olarak anlatırım. Primer epitelyal bir tümördür bu. Olguların büyük kısmında tümör multifokaldir. Bakın bunu da bizi kandırmak istemiş. Çoğunlukla tek odaklı ve tek taraflıdır. Multifokal ve bilateralite ihtimali en yüksek tükürük bezi tümörü demiştik. Buna dikkat edelim arkadaşlar.